Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Günde birkaç dakikaya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Kutsal Kutsal Kitap İncil'imizin Romalılara yazılan 8. bölümüne baktığımız zaman Pavlus böyle bir öneri getiriyor. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce ise yaşam ve esenliktir. Esasında Romalıların 8. bölümünü okuduğumuz zaman ruha dayanan bir hayatımızın nasıl bir hayat olduğunu çok iyi izlememiz, gözlememiz mümkün. Çünkü bunlar hepimiz için yazılmış ayetler. İsterseniz bugün Romalıların 8. bölümünü, Romalılara yazılan, İncil'imizden Romalılara yazılan 8. bölümün 1'den 17'sine kadar okuyalım. Ve isterseniz hafif bir bakalım bunların içinde bizlere önerilen nedir? Esasında birazcık uzun bir ayet esasında bu bölüm. Ama istiyorsanız birkaç dakikanızı verirseniz eminim ki hepimiz beraber çok yararlanacağız. Evet, birinci kısmında şöyle yazmaya başlıyor birinci ayette. Böylece Mesih İsa'ya ait olan artık hiçbir hükümiyet yoktur. Çünkü yaşam veren ruhun yasası Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasanın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan bedeninde yargıladı. Öyle ki yasanın gereği benliğe göre değil, ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Benliğe uyanlar benlikle ilgili, ruha uyanlarsa ruha ilgili işleri düşünürler. Benliğe dayanan düşünce ölüm, ruha dayanan düşünce yaşam ve esenliktir. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez. Eğmez de. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Ne var ki Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir. Eğer Mesih içinizdeyse bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa Mesih'i ölümden dirilten Tanrı içinizde yaşayan ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz. Ama benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü ruhları, kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullardır. Çünkü siz yeniden korkuya sürüklenecek kölelik ruhu almadınız. Oğulluk ruhu aldınız. Bu ruhla Abba, Baba diye sesleniriz. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçısıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'le ortak mirasçılarız. Evet, kardeşler, Tanrı'nın kitabı, Tanrı'nın sözleri, Tanrı'nın ruhu bugün bizlere bu ayetlerle kutsal ruhun ne kadar önemli olduğunu, bizlerin bedensel, bilgisel düşüncelerimizin
hepsinin kutsal ruha bağlı olması lazım olduğunu. Çünkü bedensel düşüncenin ölüme ama ruhsal düşüncenin yaşama götüreceğini gösteren çok güzel bir ayet. Ama bugün işte bunları okuyoruz. Esasında bunları okup 5 dakika, 10 dakika bunların içinde ya da 1 saat, 2 saat durmaktan ziyade, tabii ki bunlar lazım. Bundan ziyade bunları kendi hayatımıza nasıl geçiririz? Mühim olan o. Çünkü hiçbir şey kitapta okunduğu gibi kitapta kalmamalı. Bunları gerçek yaşamımıza geçirmemiz lazım. Peki bunu gerçek yaşamımıza nasıl geçirebiliriz? Çoğu zaman karşımıza gündelik işlerimizde, gündelik zaman geçirdiğimiz zaman günün içinde karşımıza birçok olaylar çıkacak. Bu olayları ruhani gözle bakarsak çok değişik bir resim görebiliriz. Ama bedensel gözlerle bakarsak gördüğümüz resim çok daha değişir. Yani daha bulanık bir resim olur. Yani ruhla bakılan dediğimiz nasıl ruhla bakılır? Yani Tanrı'nın bu olaya nasıl baktığını bakıp ona göre yolumuza çıkarsak, ona göre yolumuzu çizersek, tabii ki bu ruhta yaşıyor olduğumuzun kanıtıdır. Bu da tabii ruhta yaşayanlar Tanrı'yı memnun eder diyor kutsal kitabımız. Ne var ki diyor 9. ayette, Tanrı'nın ruhu içinizde yaşıyorsa benliğin değil ruhun denetimindesiniz. Yani bunu açıklamak istiyor ki iki tane güç var. Bir kendi gücünüz veya dünyanın gücü diyelim, düşünceleriniz. Bir de Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın bizler için istediği ve bizler için yazdığı, çizdiği ve bizler için hayata geçirmemiz istediği şeyler. Eğer onun içinde, onun Tanrı'nın ruhu içinde yaşıyorsak, biz demek ki kutsal ruhun, yani Tanrı'nın bir parçası olan kutsal ruhun içindeyiz. Mesih eğer ki içimizde ise bedenimiz zaten günah yüzünden ölüdür. Öyle ki yani bedene göre düşünmeyip ruha göre düşünmeye başlıyoruz. Bunları bize öğretiyor bu ayetler. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Ne güzel bir ayet burada. 16. ayette böyle yazıyor. Ruhun kendisi bizim ruhumuzla birlikte Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eden bir ruh istiyor muyuz? Kutsal ruh istiyor muyuz? Tanrı'nın ruhunu istiyor muyuz? Evetse, evet ki cevabınız evetse, bunu yapmak için Tanrı'nın yolunda yürümemiz, onun sözlerinden çıkmamamız ve onun sözlerini takip etmek, kutsal ruhun bize verdiği bu güçle Tanrı'nın sözlerini takip etmek, bizim bilgimizden, bizim isteğimizden, içimizdeki bilgiden, zekadan daha üstün basmalı. Eğer ki bu bizim zekamız, bizim benliğimiz kutsal ruhtan üstün basıyorsa Tanrı'nın yolunda yürüyor değiliz daha. Tabii ki bu uzun zamanlar alan çalışmalar, uzun zamanlar sonrası insanlar Tanrı'da nasıl yürüyeceklerini, nasıl Tanrı'yla birlikte yaşayacaklarını anlayabiliyorlar. Tabii ki bu Tanrı'nın bizler için isteği, Tanrı'nın yolunda yürümemiz. Evet kardeşler, Tanrı'nın mirasçılarısınız. Mesih'le ortak mirasçılarsınız. Ona göre bir hayat yaşamaya gayret edelim. Hoşça kalın.